Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Beylikdüzü Beykent'te devam ediyor. Şimdiki durağımız ise Muscle Gym ve 2013 Dünya Şampiyonu ve Şampiyonlar Şampiyonu fitness eğitmenimiz Murat Gönül ile birlikteyiz. Birlikte sağlıklı yaşamın kapılarını aralayacağız. Merhaba. Merhaba. Aslında halk arasında, özellikle hanımlar arasında bir ön yargı var. Biz spor salonuna gider gitmez işte zayıflamaya başlayacağız. Mıdır? Yani tabii ki zayıflama başlayacaktır. Ama tabii ki 50 gram, 100 gram şeklinde bir zayıflama başlayacaktır. Hı hı. Fakat halkımızda maalesef çok kısa sürede çok büyük beklentiler olmaktadır. Biz de eğitmenler olarak bu düşüncedeki arkadaşlarımıza bunun doğru olmadığını, bunun biraz daha uzun vadede daha sağlıklı bir şekilde olacağını söyleyerek motivasyonunu düşürmeden, motivasyonunu yüksek tutarak burada onların daha sağlıklı spor yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Aslında kaliteli yaşamı anlatıyoruz burada. Onu öğretiyoruz, evet. Öyle değil mi? Kesinlikle. Çünkü spor ne olursa olsun sağlıklı bir yaşamanın yanında aynı zamanda sizin yaşam kalitenizi yükseltiyor. İster istemez biz bunu tabii ki kilo veren arkadaşlarda bu gözlemi de alıyoruz. Kendileri mesela 10 gün sonra yataktan uyanışlarını, yolda yürüyüşlerini, merdiven çıkışlarını hepsinde bir farklılık. Nefes alıp verişimde bile, uyku düzeninde bile bir artı yönde bir farklılık olduğunu söylüyorlar. Bu da ne demek oluyor? Hani kilo vermek kesinlikle yaşam kalitemizi arttırıyor yani. Tabii her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin de yaşadığınız sorunlar var. Sizin evet. Özellikle spor ağırlıklı sorunlarınız nelerdir? Hı-hı. Kişisel sorunlarınız da olabilir. Hı-hı. Şimdi kişisel sorunum aynı zamanda tabii ki benim gibi bu camiamda olsun, kendi vücut geliştirme camiasında olsun, diğer camialarda biraz da aslında genel bir sorun. Kişisel olarak ben o zaman şu şekilde izah edeyim. Bir ülkemizde maalesef doping ile ilgili bir sorun var. Bu sorun şudur. İster istemez profesyonel sporcular, ister vücut geliştirme dalında olsun, ister farklı dallarda olsun, doping mevzusuyla ilgili olarak bir takım destekler almak durumunda kalabiliyorlar. Öyle söyleyeyim, hani çok da fazla derin giremiyorum bu konuya. 2000 yılında ülkemizin Türkiye Şampiyonası'nda yarışarak 21 yaşındaydım o zaman. Dolayısıyla bir hesaplama hatasıyla ben doping cezası aldım. Bu doping cezası ömür boyu kesildi. Şimdi baktığımız zaman kişisel olarak bir dopingten dolayı bir kişiye, bence bir sporcuya ömür boyu men cezası vermek benim kendi şahsi düşüncemde insan haklarına aykırı. Buradan devlet büyüklerime aslında seslenmek istiyorum. Sonuçta af yasası denen bir yasamız var. Meclisten benim gibi ceza almış sporculara af gelmesini istiyorum.